Bir tarafta Japon İmparatorluk Donanması'nın 4 uçak gemisi ve 353 uçaktan oluşan dev bir filosu. Karşısında ise Hawaii'deki deniz ve hava üssünde bekleyen Amerikan donanması. Şimdi sizi 80 yıl geriye götürüyorum. Tarihler 7 Aralık 1941'i gösteriyor ve sabahın erken saatleri. Henüz Amerikan donanmasının askerleri pazar sabahının mahmurluğu içerisinde. Bu baskın, Pearl Harbor baskını, dünya askeri havacılık ve denizcilik tarihinin en önemli taktik harekatlarından biri. Bu videoda sizlere Pearl Harbor baskınını anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Almanya Avrupa'da çok ciddi toprak kazanmıştı. Japonya'da özellikle Çin ve Uzak Doğu'da ilerleyişini sürdürüyordu. Japonya bu ilerleyişindeki en önemli etkenler kömür madenlerinin, petrol yataklarının olduğu yerlerdi. Ve bu noktaların başında da İngiltere ve Hollanda tarafından sömürülen yerler geliyordu. Japonlar Malezya ve Doğu Hint adalarındaki İngiliz ve Hollanda kolonilerindeki doğal kaynakları ellerinde tutmayı hedefliyordu. Bir sonraki adım ise Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki Filipinler'de. Japonlar için Amerika ile savaş kaçınılmaz bir noktaya ilerliyordu. İngiltere Avrupa'da Almanlarla savaştığı için bölgedeki sömürgelerine herhangi bir güç kaydırımı gerçekleştiremiyordu. Japonların önündeki en büyük engel ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri Hawaii ve Filipinlere kaydıracağı donanmasının işte uçak gemileri, büyük gemileriyle birlikte bölgede ciddi bir ateş gücüne ulaşabilirdi ve bu durum Japonya'yı da tehdit etmeye başlamıştı. Japon Genelkurmayı uzun süredir bu tür ana ikmal noktalarını Amerikan donanmasının vurarak yok etmeyi ve ana karayla bağlantılarının kesilmesini hedefliyordu. Ve bu noktalardan biri de Hawaii'deki adalarda bulunan Pearl Harbor limanıydı. Uçak ve gemi hareketlerine bakarak Japonya'nın aslında Filipinlere öncelikli olarak saldırılacağı tahmin ediliyordu. ABD için Hawaii'deki asıl büyük risk adadaki Japon casuslardı. Liman ve hava üssüne casuslar sabotaj düzenleyebilirdi. Ortaya atılan iddialardan biri de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Roosevelt'in Japonların bu saldırı niyetini bildiği ancak önlem almayarak Japonların saldırısına bir altyapı sağladığı iddiaları. Bu iddialar bugüne kadar doğrulanmış değil ama özellikle 1941 yılı sonu için Amerikan kamuoyunda savaşa girilmemesi yönünde bir yaklaşım vardı ve Amerika Birleşik Devletleri savaşa girerek hem Avrupa'da hem de Uzak Doğu'daki dengeleri değiştirmeyi hedefliyordu. İkinci Dünya Savaşı benim hem havacılık hem taktikler hem de teknoloji açısından en çok merak ettiğim dönemlerin başında geliyor. Bu dönemle ilgili sık sık film seyrediyorum, kitap okumaya çalışıyorum. Ama siz de bu döneme meraklıysanız ve güzel bir oyun istiyorsunuz, özellikle de denizcilikle ilgili World of Warships sizi bekliyor. Bu videonun da sponsoru olan World of Warships, gerçekçi grafikleriyle savaş oyunlarını sevenlere farklı bir bakış sunuyor. Tarihi gemileri aynı zamanda tanırken denizcilik, deniz havacılığı konusunda da yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Oyunu isterseniz tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oluşturacağınız gruplarla oynayabilirsiniz. 400'den fazla gemi arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Oyun şu andan itibaren tüm konsollarda mevcut. Video açıklamasında World of Warships Legends bağlantısını ziyaret edin. Açıklamadaki bağlantı aracıyla kaydolun ve 25 euro değerinde özel bir paket alın. Bağlantı yoluyla kayıt olduğunuzda ne elde edeceksiniz? Biraz da bunlara bakalım. 200 doubloons, 2 güçlü gemi, 2,5 milyon kredi, 20 çarpı huzursuz yangın kamuflajı, yalnızca ilk kez kaydolanlar için 7 günlük premium hesap sizi bekliyor. Evet, kısaca World of Warships reklamını dinledikten sonra tekrar isterseniz
Pearl Harbor baskınına geri dönelim. Japonlar yaklaşık bir yıldır böyle bir baskın için özellikle deniz havacılık birliklerini eğitiyorlardı. Bu konudaki en büyük silah ise torpidolardı. Uçakların gövde altında taşıdıkları torpidolar alçaktan gelilerek atılacak ve bu torpido denize çarptıktan sonra belirli bir miktar su altından yoluna devam ederek hedefini bulacak ve gemilere çarparak çok ciddi hasarların oluşmasına neden olacaktı. Ancak yapılan araştırmalarda Pearl Harbor limanının aslında çok sığ bir liman olduğu ve derinliğin yeterli olmaması nedeniyle özel bir torpido geliştirilmesi gündeme gelmişti. Japonlar deniz havacılığında özellikle 2. Dünya Savaşı'nda oldukça ilerlemişlerdi. Farklı teknikler kullanıyorlardı. Bunu da yapılan araştırma sonrasında torpidoların eklenecek özel tahta, finler, kanatçıklar sayesinde fazla batmadan suyun hemen altından hareket edecek bir düzenek geliştirdiler. Normalde torpidolar çok ağır, uçaktan atıldığı zaman çok derine giderek bu tür sığ limanlarda etkisiz hale geliyorlardı. Japonlar bu çalışmaları yaptıktan sonra pilotlarını bu tür limanlara dalış, çıkış ve taarruz eğitimlerine ağırlık verdiler. Zaten bu operasyonun mimarı olan Japon amiral Yamamoto da deniz havacılığını çok seven, çok güvenen bir amiraldi ve özellikle bu tür tekniklerin geliştirilmesi konusunda pilotlarına ciddi bir talimat vermişti. Japon donanması saldırmak için uygun bir anı bekliyordu ve yaklaşık 4 uçak gemisinden oluşan dev bir görev gücü bölgeye doğru hareket etmişti. Ancak bu sırada Hawaii'ye çok yaklaşılmaması gerekiyordu. Bölgede aktif olarak keşif uçuşu yapan Amerikan uçakları bu gemileri tespit edebilir ve çok ciddi bir savaş beklenmedik bir anda başlayabilirdi. Sonunda 7 Aralık sabahında uçak gemileri en uygun pozisyona gelmişlerdi. Bulundukları mesafe yaklaşık Hawaii'ye 425 kilometre mesafedeydi. Sabah tekrar planlar gözden geçirildi ve gün doğumuyla birlikte Japon uçakları uçak gemilerin güvertesinde motor çalıştırmaya başladılar ve arka arkaya uçaklar havalanmaya başladı. İlk yapılan operasyon ve ikinci dalga ile birlikte toplam 353 uçak Hawaii'deki hedeflerini vurmak üzere havalanacaktı. Pazar sabahı saat 07:45'ten itibaren Japon uçakları iki dalga halinde adaya gelmeye başladı. İlk dalga 180 uçaktan oluşuyordu. Japonların telsizden kullandıkları parola Tora 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 adını taşıyordu. Tora Japonca'da kaplan anlamına geliyor. Tora'nın 3 kere arka arkaya kullanılması Japonların çok uzun bir mesafeye giden kaplanın sorunsuz bir şekilde görevini yapıp geri dönmesini simgeliyordu. Ve Tora Tora ismi daha sonra 1970'lerin başında çekilecek bir savaş filminin de adı olacaktı. Bu film aslında 2000'lerin başında vizyona giren Pearl Harbor filmine göre çok daha gerçekçi ve olayın hem Amerikan hem de Japon tarafını anlatan gerçekten iyi bir filmdi. Bir gün denk gelirseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Japon uçakları tam 2 saat boyunca limana demirlemiş gemi ve sonrasında da hava üssüne saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında 2403 Amerikan askeri ve sivil hayatını kaybetti. Binden fazla asker yaralandı. Japon güçleri 8 Amerikan zırhlısını batırdı, 188 uçağı da yerde vurdu. Amerikalılar karşılık vermişti ama Japon zayiatı çok daha düşüktü. Hava saldırısı sırasında sadece 29 uçak kaybettiler. Bunun yanı sıra 5 cep denizaltısı ve 1 büyük denizaltı da Amerikan güçleri tarafından batırıldı. Bu saldırıyla ilgili gerçekten Amerika Birleşik Devletleri donanmasına çok büyük bir darbe vurulmuştu. Ama tabiri caizse Japonlar büyük balığı kaçırmıştı. 3 Amerikan uçak gemisi bu saldırıdan birkaç gün evvel limanı terk etmişler ve yeni görev noktalarına dağılmışlardı. Aslında Japonlar burada demirli 18 zırhlıyı batırmışlardı ama büyük balığı kaçırmışlardı. Bu 3 balık yani 3 büyük uçak gemisi ileride Japonların başına büyük dert olacaktı. Operasyonla ilgili akla gelen soruların başında aslında fırsat varken Japonların neden 3. dalgayı gerçekleştirmediği ilk sırada yer alıyor. Bunun tek bir cevabı var. Japonlar o dönemde yakıt sıkıntısı içindelerdi. Ve uçakların tekrar dönüp operasyon yapmaları yani bir sorti daha yapmaları
aynı zamanda saatlerce o gemilerin orada beklemesine neden olacaktı ve Japonların bunu karşılayacak yakıtı hem gemilerin hem de uçakların yoktu. Bu çok önemli bir faktördü. Bu saldırıyla ilgili bir başka önemli nokta ise radarın önemiydi. Aslında İngilizler tarafından bulunan radar Amerikalılar tarafından da geliştirilmişti ve bölgeye bir radar anteni konmuştu. Sabahın erken saatlerinde bu radar sistemleri adaya doğru gelen yüzlerce Japon uçağını tespit etmişti. Bu bilgi üst makamlara da gitmişti ama bu bilgi komuta kademesi tarafından değerlendirilmedi. Aslında Amerikalılar için bu çok önemli bir ders olacaktı. Savaşın geri kalan döneminde ister Uzak Doğu'da olsun, ister Avrupa'da olsun radar Amerikan güçleri tarafından aktif olarak kullanılacaktı. Radara ise Japonlar pek fazla inanmamıştı ve her şeyi gözleriyle görmek istedikleri için Japonlar da savaşın ilerleyen dönemlerinde radarları olmamaları, bu teknolojiye güvenmemeleri nedeniyle çok ciddi kayıplar vereceklerdi. Saldırının etkileri tabii ki başkent Washington'da çok büyük artçı depremlere neden oldu. Roosevelt hemen ertesi gün 8 Aralık 1941'de Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sokacak kararın alınmasına ön ayak oldu. Önce Japonya'ya savaş açıldı. Ertesi günde Almanya Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açacaktı ve böylelikle Avrupa'daki sadece İngilizlerle savaşan Almanların karşısına Amerika'da çıkacaktı. Uzak Doğu ve Pasifik'te ise Amerikalılar Japonlarla 4 yıl sürecek büyük bir savaşa girecekti. Bu baskının mimarı ise Japon amiral Yamamoto Soruku'ydu. Yamamoto Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştu ve deniz havacılığına da büyük önem veriyordu. Torpido sistemlerinin geliştirilmesine öncülük etmişti. Amerika ile girilecek savaşa aslında karşıydı. Analizleri ilk anda Japonların donanma gücüyle öne geçeceği ancak uzun vadede savaşı kaybedeceği yönündeydi. Amiral Yamamoto 1943 yılında Solomon Adaları'na bir Japon bombardıman uçağıyla uçarken şifrelerin kırılması sonrasında bu uçak Amerikan avcı uçakları tarafından vurularak düşürdü ve 1943'te Yamamoto hayatını kaybetti. İsmi daha sonra yapılacak Japon donanmasının en önemli gemilerinden birine verilecekti. Evet, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli taktik baskınlarından biri olan Pearl Harbor saldırısını dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Eğer siz de tarihe meraklıysanız, deniz üstündeki savaşları merak ediyorsanız World of Warships'i açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz ve indirimli olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza da destek vermiş olursunuz. Bir başka programda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.